Şimdi arkadaşlar Cihan'a bağlanıyoruz önce. Cihan şu an Tel Aviv'de Eurovision yarışması için orada. Doğru değil mi Özgün? Evet hocam. Bir sürü Türk fan gitti Tel Aviv'de. Şu an yarışmayı takip ediyorlar. Tamam. Cihan da Escape News adına takip eden muhabirlerden biri. Tamam. Bakalım biraz öğrenelim neler oluyor, neler bitiyor oralarda. Bir Cihan'la konuşmaya çalışalım. Cihan'cığım hoş geldin. Merhaba, herkese Tel Aviv'den merhabalar. Merhaba. Cihan neler yapıyorsun? Biraz anlatsana orada nedir durum? Tabii öncelikle biz yaklaşık 2-3 gün önce geldik buraya. Hı-hı. Sanatçılar ilk provalarını vermeye başladı. Bugün de saat 7 itibariyle büyük bir açılış var burada. Artık Eurovision atmosferine yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Salı günü de ilk yarı film var. Final ve cumartesi büyük. Ha. Salı günü ilk finaller başlıyor değil mi? Salı günü başlıyor i̇lk her şey. İlk yarı finaller evet. İlk yarı finaller başlıyor. Daha sonra devam edecek. Evet. İsrail'de ortam nasıl şu anda peki? Çünkü İsrail'e verilmesi çok tartışılmıştı biliyorsun. Acaba problem olur mu olmaz mı diye. Nedir durum? Açıkçası İsrail'de şu an büyük bir Eurovision atmosferi var. Ben bayağı şaşırdım ama neredeyse bütün barlarda, sahilde her yerde Eurovision afişleri var. Hı hı. Halk büyük ihtimalle buna çok değer verdi ve çok istedi. Zaten 20 yıldır ev sahipliği yapmak istiyorlar ve 20 yıl sonra kısmet oldu. Şu an bu sahilin neredeyse bütün sezonlarında televizyon afişleri var. Of. Halk çok heyecanlı. Bayağı hı-hı, gergin bir ortam var burada. Anladım, güzel. Peki bu senenin favorileri kimler? Senden öğrenelim. Senin fikirlerin. Oyunculara göre Hollanda birinci sırada gözüküyor. İkinci sırada da İsveç gözüküyor. Ancak sürpriz bir şekilde bugünkü provadan sonra hiç beklenmediğimiz, yani beklenmeyen bir şekilde Fransa üçüncülüğe yükseldi. Allah Allah. Evet, çok daha yani bir 15 dakika önce falan oldu bu olay. Hmm. Sahne nasıl peki? Gördüğünüz sahne? Sahne aslında diğer televizyon sahnelerine göre oldukça küçük bir sahne. Hı hı. Zaten İsrail hükümeti Gerson'un Kudüs'te olmasını çok istemişti. Ama yarışmayı böylece daha küçük bir sahneye yerleştik. Ancak sahne görseller olsun bayağı kuvvetli her televizyon. Ama ağırlıklı olarak üçgenlerle dolu şeyler biz bekliyoruz. Sahne hep üçgen dolu. Anlıyorum, tamam, süper. Peki bu sene aslında benim favorim katılsaydı Maru'du. Ben silip süpüreceğini düşünüyordum ama çok yazık oldu diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya açıkçası gerçekten çok üzücü bir şey. Yani çok değerli bir yarışma. Bütün Avrupa'nın çok yakından takip ettiği bir yarışma. Şu an burada Avrupa'nın her ülkesinden insan var neredeyse. Hı hı. Ve İsrail halkı bu yüzden çok mutlu. Ve işin ilginç tarafı insanlar bizi yolda gördükleri zaman İspanyol şarkısını falan söylüyorlar. Hani bizi İspanyol sanıyorlar. Oysa hani Türkiye'den geldik deyince çok garipsiyorlar. Çünkü 2012'den beri maalesef katılamıyoruz. Anladım. Çok büyük bir kayıp. Çok üzülüyorum. Hı hı. İnanılmaz bir kayıp. Süper. Peki Cihan şimdi Salı günü ilk başlıyor. Ne zaman sonuçlanıyor dedin? Salı günü Türkiye saatiyle saat 10'da ilk yarı finaller başlayacak. Sonra? Televizyon.tv'den öğrenebilirsiniz akşam 10'da. Ve yaklaşık olarak 12 gibi de finale çıkacak isimleri hep beraber öğreneceğiz. Hep beraber öğreneceğiz. Peki o zaman size başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Çok biz teşekkür değerlendirmenizi bekliyoruz. İnşallah bir Allah bakacağım yani Twitch yayınlarında baştan sonra izleyeceğim performansları. İnşallah güzel bakalım keyifli şeyler olur. Ve hani şöyle de bir enteresan bir şey var Emre Bey. Azerbaycan hiç kimsenin beklemediği bir şekilde bayağı listelerde yükseliyor. Yani öyle her mi? An birinci olabilir. Hiç de şaşırmayız yani. Gerçekten mi? Azerbaycan'ın müthiş bir sahnesi var ve gerçekten siz yorumlarınızda göreceksiniz. İnanılmaz bir kafa sesi var. Oo, bu arada hiç kimse bakın ve Cengiz değil mi? Okuyucusu Cengiz'di ismi. Aynen aynen. Cengiz. Aynen. O zaman ilginç biraz burada canlı yayında bakmam zor olabilir ama mutlaka bakacağım ve dinleyeceğim parçasını. Çok güzel. Süper. Bu bilgi için teşekkürler. Yani sürprizin senin Azerbaycan mı bu sene? Azerbaycan sürprizim ve ben hani şu an bahislerden Hollanda birinci gözüküyor uzun süredir. Yani evet. İki aydır Hollanda birinci sırada. Ama televizyonda maalesef gerçekten her an her şey değişebiliyor. Hmm. 2017 yılında İtalya'da birinciydi. Çok fazla şişiriliyordu. Final akşamı diplere doğru düştü yani. Hmm.
Bence Hollanda'da birinci olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten Azerbaycan şok edebilir herkes. Peki bize bugün bir sürpriz verdin sen. Bunu Azerbaycan'dan izleyen hiç kimse unutmayacaktır. Bakalım inşallah dediğin çıkar ve tekrar seninle konuşuruz bunun sonrasında. Ve Azerbaycan temsilcisi röportajda dedi. Kazanırsam sahneye yine Türk bayrağıyla çıkacağım dedim. Helal olsun. İnşallah başarılı olur. Çok i̇nşallah. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sevgiler. Bay bay. Vay be. Çok iyi ya. Bir de Eurovision Fan Kulübü Türkiye'nin başındaki sevgili Buray'la konuşalım. Gerçekten çok iyi. Buracığım merhaba. Hocam merhabalar. Yayın bende biraz geriden geliyor galiba. Ha, sen YouTube'u kapa, normal Facebook üzerinden şöyle konuşalım. Buğra, valla gördüğün gibi İsrail'den sürpriz geldi. Sürprizi Azerbaycan dedi. Ne diyorsun Cihan? Cihan ortalığı yıktı. Sahnesini izledikten sonra diyor ki inanılmaz bir sahnesi vardı. Çok başarılı dedi. Herkes şaşırmış. Sen ne düşünüyorsun bu seneki Eurovision'la ilgili? Ya ben birebir katılıyorum. Azerbaycan özellikle o kafa sesi olayında çok doğru bir söylenme arkadaşımın söylediği. Muazzam bir ses tonu var. O kafa sesini muazzam kullanıyor. Sahnesi çok güzel duruyor ama bu sene sahnede şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum ben açıkçası. Tabii. Sahne küçük, kamera açılarından kimse memnun değil. Efektif kullanıldığını pek düşünmüyorum ben sahnenin. Sizin de dediğiniz gibi şov ne kadar baskın oldukça o kadar o kamera açılarının iyi kullanılması gerekiyor. Güzel bir servis çıksın ortaya. Tabii. Onu pek yapabileceklerini düşünmüyorum çünkü çok kişi provalarda hatalar üzerinden konuştu. Öyle mi? İsrail'de olmadığım için ben de oradan buradan şuradan şöyle bir... Olsun ama sen sonuçta fan kulüptesin, bu işin en tepesindesin. Yani. Her şey hakkında bir sürü bilgi geliyordur sana. Senin favorin ne? Senin favorin kim? Ya şöyle, bu sene acayip bir sene. Açıkçası şarkılar üzerinden gidersen benim iki favorim var. Hollanda ve Makedonya. Çünkü ben kişisel olarak balada aşığı bir insanım. Çok hareketli şarkılara gelen bir insanım. Ama baktığımız zaman bu sene farklı şeyler gerçekleşiyor. Fransa Dark Horse olarak, gizli kazanan olarak yükseliyor. Bir yandan Azerbaycan'ı görüyoruz. Altta bir İzlanda var. Hani İzlanda'dan Avrupalı fanlar çok bahsediyor ama bizde pek sözü geçmiyor ama çok farklı bir şey. Yani İkinci Lordi gibi bir şey adamlar. Hani öyle çok mi? Farklı bir şarkı. Çok farklı bir show. Hani ya izleyen diyor ki ya bu bir şeye benzemiyor diyor ya da çok beğeniliyor. Farklı bir özelliği var. İsveç çok böyle sinsi sinsi geldi. İkinci sıraya geçti. Ama çok temiz bir vokal. Hani performansı var. 2017'de Francesco Gabbani'nin biz Kiev'de bizzat şahit olduk. Kendisine de ben söylemiştim. Hani son 3 saate kadar birinciydi. Bir anda ikinciliğe düştün, ne hissediyorsun dedim. Benden öğrendi adamı. Bilmiyorum. Yani ne olacağı o belli da, değil. Bir de halk oylaması da var galiba işin içinde en son bölümde artık. Halk oylaması da var. Hani jüri de var. Bunlar artık daha homojen dağıtılıyor diye düşünüyorum. Ben oylama sistemini bayağı beğenmiş bir insanım. Hani ama sen fikrini söyle. Ben şimdi merak ediyorum. Hiçbir şekilde davranma. Kim favorin? Senin favorin kim? Benim favorim şu an Azerbaycan. Çünkü birazcık milliyetçi damarlarımız kazanmıyor. Güzel, güzel. İnşallah bu dediğiniz gibi özellikle hani biraz önce Cihan da belirtti. Hani sahneye çıktığında muhtemelen herkes çok etkilemiş. Şaşırtmış demek ki bu şey. En azından ilk dörtte yer alma şansı büyük olarak gözüküyor bence de. Yani eğer siz bunlara feedback veriyorsanız inşallah öyle olur. Vallahi merak ediyorum. Ama şu anda Hollanda birinci gözüküyor değil mi? Bu nasıl oluyorsa yani öyle bir slow şarkı tek piyano ile çıkıp çalacak bir slow şarkı nasıl birinci olacağını ben hala anlamıyorum ama nasıl birincilik herkes bahislerde veya şeyde veriyor buna? Ya şimdi şöyle bir şey var hani genelde hani kimse hani sizin gibi ilgilenmiyor bu işe, siz bu işin eğer bağlısınız artık. İnsanlar ne hissiyatına göre hareket ettiği için arcade güzel hissiyat bırakan bir şarkı diye düşünüyorum ben kalplerde. Anlıyorum. Bunun dışında sizin ilginizi çekecek bir yer var Azerbaycan'da. Canlı performans full olarak hani ilk veya ikinci yarı finalde falan pek anımsayamadım.
Güzel bir etnik bir kısım var. Orayı Öyle zaten mi? yaşından mutlaka izledin. Nedir? Merak ettim Hani şimdi bak ben heyecanım artıyor. Dinleyeceğim ya o zaman. orası muazzam. Hani Azerbaycan kurtarırsa oradan kurtaracaktır. O zaman dinleyeceğim. Burak çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. İnşallah Ankara'ya gelirsek de karşılıklı sohbet etme şansımız olur bundan sonra da. Beklerim hocam. Ben hep buradayım. Sağ olasın. Katıldığın için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Görüşmek selamlar. üzere. İyi yayınlar Bay bay. Görüşmek üzere. Süper ya bu genç arkadaşlardan direkt yerinde sıcak bilgileri aldık. Hem Cihan'a hem Buğra'ya ayrı ayrı teşekkürler. Özgüncüm sana da teşekkür ederim. Senin fikirlerin ne peki bu durumda? Kısa kısa senden de alayım. Yani şunu bahsetmek istiyorum hocam, ben kendi adıma belki bahsedilmeyenler. Tabii. Yani salı, perşembe ve cumartesi günü güzel şov izleyecek miyiz? Yani bir kere İsrail televizyonu yeni kuruldu. Kaan. Acaba işte bunu kurtarabilecekler mi? En merak ettiğim bu. İşte cumartesi günü Madonna sahneye çıkacak. Onun yaratacağı etki nasıl olacak? Bir ara şov yapacak. Yeni albümünü tanıtacak Madonna Eurovision sahnesinde. Bunu çok merak ediyorum. Ha, sonuçlara gelirsek, ben Azerbaycan beni çok şaşırttı son şeylerde, provalarda. Yani ben Cengiz'in bu kadar iyi, yani bir cazdan gelen vokalin bu kadar iyi bir pop söyleyebileceğini düşünmüyordum. Çok iyi bir pop yorumcusu. Etniği de çok. Aynı zamanda da hocam Azerbaycan sahnede de tamamıyla açmış durumda. Ama dediğim gibi şu anda işte şeylere göre, yani beklentilere göre yarış Fransa, Hollanda ve İsveç üzerine, daha çok Hollanda üzerine dönüyor. Çünkü Buran'ın da dediği gibi insanların ortak hissiyatı çok etkili oluyor. Sahne çok etkili oluyor. Provalardaki başarı çok etkili oluyor. Bir de aynı zamanda da tanıtım. Avrupa çapındaki tanıtım gücünüz de. Sizin arkanızda duran müzik şirketinin etkisi de çok etkili oluyor. Anlıyorum. O yüzden de yani Hollanda, İsveç ve Fransa arasında gidip gelecek gibi. Peki, izleyip göreceğiz o zaman Özgüncüm. Çok teşekkür ediyorum. Tamam.